Yaz kızım. Ya niye bakıyorsun öyle? Acele et. Yoruldum. Biraz ara verelim. Ya hadi ne ara vermesi? Aksine daha fazla hızlanmamız lazım. Gevşeklik yapma ya. Gevşeklik yapmayayım mı? Sen harbiden komik bir kızsın. Ya gerçekten ben devam edemeyeceğim. Bastı beni burası. Ben alışık değilim uzun süre aynı yerde kalmaya. Bunaldım. Ben senin için ne yapabileceğimizi buldum. Nereye? Ya laptopunu da al. Benimle gel hadi. Hadi. Bak, burada çalışacağız. Burada da sıkılmazsın herhalde. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin sana. Teşekkürler. Gözüme girmeye başladın. Hadi çalışmaya devam. Niye bakıyorsun öyle? Hiç. Hadi hadi. Sen bana buradan isimleri söyle. Ben de yazayım. Tamam. Filiz. Nerede kaldı bu çocuk? Çalışıyordur Nihat'cığım. Ya Turgut da öyle söyledi ama bana çok inandırıcı gelmedi. Bir arayayım istersen. Yok hayatım sen arama. Ben arayayım onu. Ya bırak telefonu, sonra oynarsın. Hadi devam edelim. Ya sen iyi ki benim patronum değilsin he. Burak, hadi. Tamam. Yaz kızım. Yazıyorum. Telefon. Efendim baba. Alo Burak oğlum, sen neredesin? Kulüpteyim baba, çalışıyorum. Kulüpte mi? Bu saatte çalışıyorsun. Ya baba size de yaranılmıyor ha. Ya oğlum. Ya sen işe gitmiyorsun ya da işe gittin mi çalışmaktan eve gelmiyorsun. Senin için şöyle ikisinin ortasında bir şey yok mu? Tamam baba. İşim bitince eve geleceğim. Merak etmeyin. Tamam tamam peki. Hadi bakalım. Çalışıyormuş. Gelecekmiş. Çalışıyor değil mi? Hani çalışmazmış? Çalışıyor çalışıyor da işte çalışacağı hepsi bu. Bak gör. Yarın kesinlikle işe falan gitmez bu. Seninle nesine istersen iddiaya varım. Ne istersen mi? Ne istersen. Tamam Nihat'cığım, anlaştık. Ya annem de merak etmiştir beni. Gecikeceğim dedim ama. Bitti sayılır zaten. Ya bu arada sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Ama bak bu sondu. Tamam. Çıkalım seni eve bırakayım diyeceğim ama. Evet biraz garip oldu. Neyse ben eve yakın bir yerde inerim.
Peki. Artık işi öğrendiğine göre beni bir daha çağırmazsın. Bir daha olmayacak zaten. Tamam, sevindim. Çünkü çalışacağımı sanmıyorum. Yani her gün bu tempoyu kaldıramam. Çok yoruldum. Sanki taş taşıdın. Ne kadar şımarıksın. Ne oldu bu kadar yoruldun yani? Ya babam da her şey çok kolaymış gibi konuşuyor. Yok oğlum çalış, yok sorumluluk al, yok şu, yok bu. Ya zamanı gelince çalışırız işte. Ne gerek var şimdiden bu kadar kasmaya? Sen o zamanın geleceğini nereden biliyorsun? Hayat senin için o kadar basit ki. Ama sahip olduğun her şeyi bir anda kaybedebilirsin. Öyle kolay olmuyor. Ben babam ölmeden önce rahat bir hayat yaşıyordum. Çalışmak zorunda değildim. Ama bir anda her şey tersine döndü. Güçlü olmak, hayatımın sorumluluğunu elime almak zorundaydım. Çünkü beni düşünen, benim için çalışan babam yoktu artık. Annemle her şeye göğüs gerdik. Ve hala da ayakta durmaya devam ediyoruz. Üzüldüm. Zor olmalı. Ama baban senin iyiliğin için çalışıyor. Tek başına kaldığında takılıp düşmemen, dimdik ayakta durman için uğraşıyor. Bence çok şanslısın. Her şeye sahipsin. Sadece bunları elinde tutmak için çalışman gerekiyor. Sen böyle söyleyince babamın da haklı tarafları var tabii. Ben senin aileni az çok tanıdım. Çok iyi, çok tatlı insanlar. Gerçekten çok şanslısın. Teşekkür ederim. İyilerdir. Bence onların kıymetini bilmelisin. Ben buralarda bir yerde ineyim. Yürüyerek gelirim. Tamam. Sen önden yürü. Ben senden sonra gireceğim. Gece vakti şimdi, ne olur ne olmaz. Nerede kaldı bu kız? Allah'ım, ne olur koru çocuğumu. İyi insanlarla karşılaştır. Ben geldim. Aslı, vallahi bir gün yüreğime inecek. Anne, niye öyle diyorsun? Neden bu kadar merak ettin? Ben geç kalacağımı sana haber vermiştim. Verdin kızım, verdin de. Hava karardı mı biliyorsun, benim yüreğim bir korku kaplıyor. Anne. Lütfen sakin ol. Tamam tamam, bir şey demiyorum. Sen beni anne olunca anlarsın. Aslı, hı, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet, gel. Bak. Anneciğim ya. Hiç elim gitmiyordu kağıda kaleme, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kuzum benim. Aslıcığım, hem belki böylece burayı daha çok sever, daha çok alışırsın. Senin olduğun her yer benim evim. Yuvam zaten anneciğim. Yavrum. Çok mutlu ettin beni. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Yok anneciğim, aç değilim. Yatıp dinleneceğim biraz. Tamam. Ver. Nasıl geçti günün?
Çok iyi geçti. Ben mağazadan çıktım. Böyle elim kolum dolu. Yani önümü görecek halim yok normalde. Ay burun buruna geldik değil mi Neriman Hanım? Nasıl böyle şaşırdık biliyor musun? Bu kadar yıldan sonra. Ay. Selam. Canım benim bir tanem hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin oğlum. Nasıldı iş? Çok iyiydi. İyiydi. Neyse, ben izninizle erken yatacağım bugün. Malum, yarın iş var. Erken kalkmam lazım. Yani nasıl yani? Sen yarın işe mi gideceksin? Evet. Niye şaşırdın ki baba? Sen çok haklıydın. Sorumluluk sahibi olmanın zamanı geldi geçiyor bile. Hayatta başımıza neler gelebileceği belli değil. Her türlüsüne karşı hazırlıklı olmalıyız ki bizi kimse yıkamasın. Neyse, iyi geceler. Burak mı? Ay, ben hala şoktayım. Hala şaşkınlık içindeyim. Ama dedim hayatım ben sana yapar benim oğlum dedim. Ya biraz önce nasıl gururlandım sana anlatamam. İşte dedim yani benim oğlum böyle olmalı. Ay gerçekten mi? Evet. Ay çok mutlu oldum Nihat'cığım. Ama lütfen ona bunu söyleme. Şımarır. Ama niye? Çok mutlu olacak. Ya Nihat niye sen onunla biraz böyle duygularını paylaşmıyorsun? Yani ona olan sevgini... İlgini, onunla gurur duyduğunu. Aslında çok doğru söylüyorsun. Haklısın da işte. Aileden başka türlü görmüşüz. Elimde değil. Aşkım benim ya. Hadi. Ben de çok yorgunum. Uykum geldi.
Hadi yatalım mı? Tamam aşkım. Hadi. Sen de mi acıktın? Evet. Ama ben daha sonra gelirim. Sandviç yap da yiyelim. Ben mi yapacağım? Tabii ki de. Ya işte Emir, evde Emir. Tamam. Ya tamam tamam, dur. Ben yapacağım. Ama bak ilk denemem. Eğer beceremezsem dalga geçmek yok, tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Sen de tabakları çıkart. İnşallah. Merak etme, gözüm kapıda. Ben hemen seni saklarım. Zaten saklama konusunda üstüne yok. Sandviçlerimiz hazır. Tamam, çaylar da hazır. Biz muhteşem bir ekip olduk ya. İş yerinde öyle, evde öyle. Aynen öyle. Beni. Hangi konuda? Sandviç çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ben yakalanmadan odama gideyim. Aslı. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel. Ne oldu yine? Ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın. Her zaman bu kadar derin, her zaman bu kadar benim. Daima küçücük bir kız gibi sarıl bana. Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Öp biraz, dokun sakin ve usulca. İzin ver, senin için yazılmış. Burak Bey? Benim karnım acıkmıştı da. Ne hazırlayayım size?
Teşekkürler. Ben bir şeyler atıştırdım. Ben de tam odama gidiyordum. İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim, ben su içmeye kalkmıştım. Burak Bey'in de karnı acıkmış. Olmaz Aslı. Madem mutfakta Burak Bey'i gördün, girmeyecektin. Ya baş başa kalmamaya özen göster çocuğum. Selda Hanım da gelebilirdi mutfağa. Haklısın anneciğim. Ben düşünemedim. Aslım, ne olur bana laf getirme. Ben bu insanlara hiçbir sorun çıkmayacağına dair söz verdim. Lütfen. Tamam. Daha dikkatli olacağım anneciğim. Söz veriyorum. Tamam yavrum. Geç oldu, hadi yatalım. Olamaz. Olabilir mi acaba? Olsa ne olur ki? Ne anlar o öyle duygulardan? Sevgilisi olduğu halde bana söylediklerine bak. Bir kere sadık değil. Kesin benimle dalga geçiyor. Buldu tabii oyuncak. Aslı, uyumadın mı sen daha kuzum? Sabah erken kalkacaksın, hadi yat. Tamam anneciğim, yatıyorum. Hadi kuzum. Oğlum ne yaptın sen ya? İyi yaptın. Hele annem. Burak'la yaşadıklarımı bir duysa. Anneme de yalan söylüyorum. Of ya, ne yapıp edip bir an önce bu evden taşınmamız lazım. Aslı! Ay, ne oldu çocuğum? Yok bir şey anneciğim. Ben işe erken gideceğim biraz. Yavrum, kahvaltı etmeyecek misin? Yok, ben iş yerinde yerim bir şeyler. Aslı. Yoksa dün gece söylediklerimden dolayı sen bana kırıldın mı? O yüzden mi böyle erkenden evden çıkıyorsun? Yok anneciğim, kırılmadım. Kırıldın sen. Anne, vallahi kırılmadım. Ayrıca sen haklıydın. Ben bundan sonra daha dikkat edeceğim, merak etme. Akıllı kuzum benim. Ben seni biliyorum Aslım da. Sen tedirgin olma diye söylemedim ama Selda Hanım bu konularda çok hassas. Hangi konuda? Oğlu konusunda mı? Evet. Ne yapacakmışız biz onun oğluna? Ya canım, bir şey yapacağımızdan değil de ne bileyim işte. Tamam. Anladım ben. Anne, ben bu zamana kadar sana hiç laf getirmedim. Bundan sonra da getirmeyeceğim, merak etme. Tamam kuzucuğum. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Sağ ol anneciğim. Bir şey ye, tamam mı orada? Tamam. Alo Gonca. Evet, erken kalktım. Ya kulübe birlikte gidelim mi? Öncesine laflarız biraz. Evet, oldu işte bir şeyler. Tamam, ben şimdi çıktım zaten evden. Görüşürüz.
bize dikkat çekmeye çalışıyorsun diye dalga geçerler. Hala inanamıyorum. Koskoca Masaroğlu Holding'in veliahtı senden hoşlanıyor. Ay, ne büyük bir şey. Gonca abartma istersen. Ayrıca benden hoşlandığı falan da yok. Ya, vakit geçirmek için kendine eğlence arıyor işte. Sanki sevgilisi yetmiyor. Bence o kıza aşık falan değil. Aşık değil mi? Nereden anladın? Ben anlarım canım. Ya gerçekten nereden anladın? Bakışlarından. Aşık adam farklı olur. Sevdiği kadının gözlerine derin derin bakar. O kadar derin bakar ki o anın içinde hapsolursun. Başka hiçbir yere gitmek istemezsin. Sonsuza kadar orada kalmak istersin. Dünya yansa umurunda olmaz sonra. Koca evrenin içinde sanki ikiniz yapayalnız kalırsınız. Sence Burak'la o kız arasında böyle bir çekim var mı? Bence yok. Sana diyorum. Aman Burak, ne anlar aşktan, sevgiden? Bence o kadar emin olma. Sana aşık olursa hiç şaşırmam. Yani sonuçta o kadar beraber vakit geçirdikten sonra bence geç bile kaldı. Volkan bitti, Burak başladı. Sen ne zaman vazgeçeceksin bana gaz vermekten? Tamam, sustum. Sustum. Neyse ne. Şu an buradasın ya, çok mutluyum. Belki de senden çok hoşlanıyorumdur. Olamaz mı? Günaydın. Ay Emel Hanım, ay börek mi o? Ay ne yapıyorsun sen, biz rejimdeyiz biliyorsun. Az yağlı hafif bir börek. Ay o böreğin az yağlısı falan mı olur? Ay ben dayanamam da şimdi, bak şu böreğe bak, şimdi bana böyle bakıyor, ye beni ye beni diyor. Merak etmeyin, gerçekten çok hafif bir börek. Bu sabah değişiklik olsun dedim. Emel Hanım sen bir tane daha koy bana. Ay Nihat. Şöyle. Çok güzel olmuş. Tam benim istediğim gibi böyle çıtır çıtır. Elinize sağlık vallahi. Afiyet olsun. Bugüne kadar çok aşık geldim ama gerçekten sizin gibi gelmedim. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Afiyet olsun. Kızınız da sizin bu yeteneklerinizi almış mı sizden? Aslım çok yeteneklidir. Ama özellikle pastaları çok meşhur. Değil mi? Ben pastayı çok severim. Bir pasta yapsa da yesek biz de. Ya ben kızınızı bu arada görmüyorum. Odasından hiç çıkmıyor mu? Ya da sen öyle mi tembikledin? Yok canım, olur mu öyle şey? Nihat Bey aslında çalışıyor da o yüzden. Çalışıyor mu? Nerede çalışıyor? Neresiydi? Ay Aslı söyledi ama şu anda unuttum. Ama çok saygın bir işletmeymiş. Kafesinde çalışıyor. Ne güzel. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ olun. Ya kız şehir dışından yeni geldi. Hemen gitmiş iş bulmuş. Ay, maşallah o kadar çalışkan bir kız yani. Yani ne yapsınlar bu hayat koşullarında? Tabii ana kız işte geçinmeye çalışıyorlar. Doğru. Hayatım sen de sık sık ilgilen, onların bir ihtiyacı var mı sor, olur mu? Onlara sahip çıkmalıyız. Merak etme canım.
Afiyet olsun. Aa, daha bir şey yemedin. Ha, bu soruyu niye bana hiç sormuyorsun acaba? Bir tanem, senin kolesterolün olmadan önce ben sana karışıyor muydum? Tamam, artık o börek yeter. Mesajımı okumasına rağmen niye cevap vermiyor ki bu kız bana ya? Bir şey mi istediniz? Ben bir bardak su alabilir miyim? Hemen. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Emel'cim, Aslı'yı göremedin bu sabah. Erken mi çıktı? Erken çıktı. Kolay gelsin. Aa, hayret. Kendi suyunu gelip kendi mi aldın? Öyle olsun bakalım. İş yerinde görüşürüz. Beklediğimden daha iyi bir performans göstermişsin. Tebrik ederim. Bunu babama da bildirirseniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ancak bir daha sefere yardım almazsanız. Yardım mı? Ne yardımı ya? Burak Bey, kulübümüz 24 saat kamerayla izleniyor. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Yalnız bu aramızda kalacak, öyle değil mi? Evet, aramızda kalabilir. Yalnız size vereceğim görevi aynı titizlikle hazırlarsanız. Yeni görev mi? Biz bu ay üyelerimiz arasında bir turnuva düzenlemeyi düşündük. Sizden istediğim bir konsept oluşturup buna bağlı bir sunum hazırlamanız. Burada da bizim geçen yıl hazırladığımız etkinliklerin sunum örnekleri var. Sanırım size yardımcı olur. Ha, tamam. Tabii tabii. O halde anlaştık. Hafta sonuna kadar sunumunuzu bekliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne anlarım sunum hazırlamaktan ya? Beceremem ki ben. Aslı olmasa isimleri bile yazamazdım. Sahi. Nerede bu kız ya? Hala aramadı. Kaçıyor mu acaba benden? Kesin akşam söylediğim şeyden sonra utanıyor benden. Ne kadar ısrarcısın Burak ya. Merhaba. Ne haber Aslı? İyiyim, sen? İyidir. Ben de spora geldim. Gelmişken seni de göreyim dedim. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Güzel. Sevindim. Akşam Eda'nın doğum günü partisine geliyorsun değil mi? Bu akşam maalesef gelemeyeceğim herhalde. Neden? Yani bir şey mi oldu? Ha, yok. Ama işten geç çıkıyorum. Eve gidip hazırlanmam falan uzun sürer. Haklısın, ben bunu düşünemedim. Ama işten erken çıkarsan ben her şey hallolur diye düşünüyorum. Yani ben senin için izin alabilirim. Gerçekten gerek yok. İlk günden sorun olmasın. Merak etme, sen söylediğinde çok haklısın. Yani buradan çıktıktan sonra yetişmem mümkün değil. Hem Eda da senin gelmene çok mutlu olacaktır. Tamam. Bu arada Buraklar'da kalıyor musunuz? Yani ben buna çok şaşırdım. Bir de bana sor.
Annem ben Bodrum'dayken işe başlamıştı. Meğer Burak'ların evinde çalışmaya başlamış. Bizim evimiz aniden satılınca mecburen... Eviniz mi satıldı? Yani bu yüzden Burak'larla kalıyorsunuz. Evet. Aniden sokakta kalınca annem de çareyi bu şekilde bulmuş. Sağ olsun Selda Hanım kalacak yer ayarlamış. Ama ilk hesapta ben yoktum. Bodrum'daydım ya. Aniden dönünce bana da izin vermek zorunda kaldı. Ya merak etme, amcamla yengem iyidirler. Ama ben de seni anlıyorum. Düzenin ve evini bırakmak zor olmuştur. Gerçekten çok zor oldu. Aslı. Sen çok güçlü bir kızsın. Beni meşgul alıyor ama başkalarına hiç meşgul değil. Neyse, hadi görüşürüz. Aslı. Niye meşgul alıp duruyorsun beni? Kaç kere aradım. Sabah mesaj da attım. İşim var, yoğunum. Ne oldu, ne istiyorsun? Gördük ne kadar yoğun olduğunu. Neyse. Sunum hazırlamam gerekiyor. Yardımına ihtiyacım var. Ama benim de burada işim var. Kusura bakma. Ne oluyor? Ne bu tavırlar? Ya bir şey yok. İşim var dedim ya. Dün akşam söylediğim şeylerden dolayı mı bu kadar tavırlısın? Sen ya utandın ya da havaya girip şımardın. Hangisi? Benim gerçekten işimin başına dönmem gerekiyor. Kusura bakma. Kuzen. Ne haber? İyidir. Hayırdır? Aslı yanınızda bir sorun mu var? Yok, bir sorunumuz yok. Bugün yine bana yardım edecekti. Onu konuşuyorduk. Oradan bakınca bana pek istekliymiş gibi gelmedi. Kızı rahat bırak. Onun işi burada, kafede çalışmak. Senin asistanlığını yapmak değil. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki bu durum? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Ben Aslı'ya burada rahat olacağına dair söz verdim. Ve verdiğim sözleri ne kadar önemsediğini sen bilirsin. Bilmez miyim? Ama biraz fazla abartıyorsun bence. Yani ortada bir şey yok. Neyse. Spora mı geldin sen? Yok, ben biraz tenis oynayacağım. Peki o zaman. Ben de işin başına döneyim. Nasıroğlu Holding'in veliahtlarından biri gidiyor, biri geliyor. Ne iş? Sorma Gonca. Ben de şaşırdım artık. Volkan'la ne konuştunuz? Ya şurada çatladım meraktan. Ama dur, önce Burak'la ilgili olanları anlat. Sen burada Volkan'la konuşurken Burak bayağı bozuldu galiba. Yok ya. Telefonlarını açmadım ya, ona bozulmuştur. Olabilir. Ne istiyormuş peki? Sunum varmış. Yardım istiyor benden. Ben sana dedim, benimle alay ediyor. İşi var ya onda. Of Aslı, saf mısın? Yani iş bahane, seninle vakit geçirmeye çalışıyor işte. Benim vaktim değerli Goncacığım. Bak işim gücüm var, çalışıyorum ben. Aman iyi, tamam. Volkan ne diyor peki? Önce Eda'nın doğum günüyle ilgili konuştuk. Buradan geç çıkıyorum, gelmem zor olur falan dedim ama işe yaramadı. Partiye gelebileyim diye işten erken çıkmam için izin alacakmış. Vay, izin almalar falan. Bahanen kalmadı yani. Yok. Maalesef. Gidiyorum. Gideceksin tabii. Sen Volkan'ı kafanda bitirdin. Bunu kendine ispat et. Yeni bir sayfa aç. Giyin, süslen. Partiye gidip eğlenmene bak. İşte bu kadar. Söylemesi kolay tabii. Yapması da kolay canım. Ya Gonca, bir tane bile elbisem yok. Kim bilir parti nasıl olacak? İnsanlar neler giyecek? Rezil olurum ben. Burak da orada olacak tabii. Ben şimdi anladım seni canım. Ya sen bunları niye dert ediyorsun? Bunlar bir şekilde çözülecek şeyler. Ayrıca Burak'ın sevgilisini görmedin mi? Senin de o kadar paran olsa. Sen ondan çok daha güzel olursun. Burak'ın sevgilisi ne alaka şimdi? Aman canım, öyle ağzımdan kaçıverdi. O kadar kıskanacağını bilseydim hiç lafını bile açmazdım. Gonca, bir sen dalga geçmiyordun. Sen dalga geç, tam olsun. Tamam canım benim ya, darılma hemen.
Yani ben de ne yapayım? Tam konuyu kapatayım diyorum. Pat, yeni bir şey oluyor. Neyse sen bunları bırak da ne kadar paran var onu söyle bana. Hastaneden aldığımız son maaşı harcamadın değil mi? Yok yok, duruyor hepsi. Tamam, benimki de duruyor. O zaman senin paranla benim paramı birleştiriyoruz. Sana çok güzel bir elbise alıyoruz. Gonca saçmalama. Bütün parayı bir tane elbise için mi harcayacağız? Yani aslında tam olarak harcayacağız denemez. Şöyle olacak, elbiseyi sen kullandıktan sonra iade edeceğiz. Paramızı geri alacağız. Giyilmiş elbiseyi mi iade edeceğiz? Olmaz, ben öyle bir şey yapamam. Of Aslı ya, şu dürüstlüğün öldürecek beni. Tamam, kiralarız biz de o zaman. Nasıl yani? Ya basbaya, böyle mağazalar var. Elbiseyi kiralayabiliyorsun bir geceliğine. Hatta ayakkabıyı, çantayı bile. Aa, gerçekten mi? Evet. Ben sana mağazanın adresini veririm. Sen nasılsa erken çıkıyorsun. Gidip seçersin bir şeyler. Ben tek başıma elbise seçmeyi beceremem ki. O zaman şöyle yaparız. Sen denediğin elbiselerin fotoğrafını çekip bana yolla. Beraberce sana en çok yakışan kıyafeti seçeriz. İyi fikir. Yani hediye işini ne yapacağız? Öyle eli boş gidilmez ki. Hmm. Bir de o var değil mi? Yani her şeye olan bir kıza ne hediye alınır ki? Doğru söylüyorsun. O zaman biz de manevi bir hediyeye yoğunlaşalım. Mesela sen çizim yapmıyor musun? İlla ki yaptığın çizimler vardır. Eda'ya hediye etsen güzel olmaz mı? Evet. Hatta yeni çerçevelettim. E süper işte. Ya senin bu arkadaşın sana daha ne yapsın? Ne yapsın? Canım arkadaşım. Daha ne yapacaksın? Teşekkür ederim. Kuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Vakit hiç geçmiyor ya. Harbiden çok bunaldım. Yardım etseydi şimdiye kadar çoktan bitmişti. Neyse, ona ihtiyacım yok artık. Efendim? Aşkım, ne yapıyorsun? İyidir, kulüpteyim. Ne zaman görüşüyoruz? Bugün bir şeyler yapalım ya. Ben çok sıkıldım. Ben de sıkıldım Çağla ama maalesef. Çalışıyorum. Ya Burak, sen ciddi ciddi çalışmaya mı başladın? Evet Çağla. Babamla yaşadıklarımı biliyorsun. Artık benim yüzümden annem de zor durumda kalıyor. Ya ben daha sık görüşelim diye İstanbul'a geliyorum. Sen çalışmaya başlıyorsun. Çağla, ne yapabilirim? Tamam, yani... Sen de haklısın ama ben seni çok özlediğim için böyle tepki verdim. Ya aslında görüşebiliriz ama önce işlerimi bitirmem lazım. Sen de gelip bana yardım edersen kısa sürede biter. Nasıl yani? Ben de mi çalışacağım? Ya sunum hazırlamam lazım. Sen de bana fikir verirsin. Hemen birlikte yaparız. Ne dersin? Hayatım, çok isterim ama ben öyle bir
böyle işlerden anlamam ki. Neyse canım ya, o zaman sen işine bak, sonra görüşürüz. Zaten akşam Eda'nın doğum günü partisi var. Ben ancak hazırlanırım ona. Tamam, o zaman akşama görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ay Burak, benden istediğin şeye bak ya. Bunca yıllık sevgilim bana yardım etmezken... bence o da benden hoşlanıyor. Eda, benim işim bitti. Nerede, ne zaman buluşalım? Aa, ben de o tarafa gidecektim zaten. Tamam. Görüşürüz. Of. Burada hiç zaman geçmez mi ya? Gideceğim kuaför mağazanın hemen yanındaymış. Mesele şimdi ben oraya nasıl gideceğim? Yok artık ya. Ne öyle peşinden koşar gibi. Ama kafeye gidip bir şeyler içebilirim belki. Nasıl? Çıkıyor musun? Evet. Ben de çıkacağım. Eğer istersen seni de gideceğin yere kadar bırakırım. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Tamam. Selam. Uzan, ne haber? İyidir. Ne haber? İyidir. Doğum günü kızı gelmedi mi hala? Yoldalar. Burası ne güzel olmuş böyle ya. Tebrikler Barış. Sağ ol kanka. Çağla nerede? Kendi gelecek. Geldik. Hazırlanın. Arkadaşlar geliyorlar. Beyler, gel bahçeye bakalım. Abin orada galiba. O iptal olduğumu biliyor mu ki? Ne işi var evde? Gel bakalım, gel. Gel sen. Sürpriz! Bakıyorum, inanmıyorum. İyi ki doğdun prenses. Teşekkür ederim abicim. Doğdun ufaklık. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllar canım. Çok teşekkür ederim. Ya gerçekten inanamıyorum. Teşekkürler babacığım. Gidacığım, 5 dakika içebilir miyim? Olur. Gidiyoruz. Ne oldu babacığım? Ya Eda, burada bir şey eksik. Nedir? Bu. Babacığım, ne gerek vardı? Umarım beğenirsin kızım. Babacığım, bu çok güzel. Çok zevklisin, bayıldım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. İyi günlerde kullan. Hadi gel takalım, hadi. Olur. Çok yakıştı kızım. Nice yaşlara. Babacığım, çok teşekkür ederim. Hadi sen arkadaşların yanına git hadi. Ben birazdan yanınıza gelirim. Tamam babacığım. Her şey hayal ettiğimden bile güzel olmuş. Çok teşekkür ederim abicim.
Cansu ve Barış da çok yardım ettiler. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ederim Barış abicim. Her şey harika. Beğendiğine sevindim canım benim. Cansu nerede peki? Hiç de çaktırmadı bak. Ya ben o dayanamaz söyler diye düşündüm ama. Doğru. Çağla nerede peki? Kendi gelecek canım. Ben kulüpten direkt geldiğim için onu almaya zamanım olmadı. Anladım. Ya Aslı nerede kaldı? Yoksa burada olduğunu bilmiyor mu? Abicim neredeyse herkes burada. Ama ben birini daha çağırmıştım da onu göremedim. Kimmiş o? Aslı. Merak etme, ben konuştum onunla. Hatta bugün senin yanına ben bıraktım. Abicim yoksa barıştınız mı? Hayır Eda'cığım. Aslı senin arkadaşın, o kadar. Çağırdığıma pişman etme beni. Tamam. Amca. Amcası. Güzel haberlerini aldım. Ya benden duymanı isterdim ama bir araya gelemiyoruz ki bir türlü. Evet amca ya, son günlerde çok ihmal ediyorsun beni. Haklısın, bundan sonra daha sık görüşelim. Tamam. Güzel parti değil mi ha? Güzel. Çağla'cığım hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhaba canım. Hoş geldin Çağla'cığım. Doğum günü kutlu olsun tatlım. Teşekkür ederim. Eda'cığım, dans edelim mi? Olur. Son anda arayıp alamayacağını söylediğin için en son gelebildim Burak'cığım. Benim de işim anca bitti Çağla. Kusura bakma. Sen yoksa bugün bana bozuldun mu? Yok ya, ne bozulacağım sana? Tamam o zaman. Babacığım sormayı unuttum. Sabah bana bir çiçek geldi. Sen mi gönderdin onu? Yok. Ya bunu benim yapmam lazımdı. Hayır ama ben değilim. Olsun babacığım. Herhalde gizli bir hayranımdan. Yani bir arkadaşımdan herhalde. Hadi kızım artık bana müsaade. Kovulmadan gideyim artık. Baba ya. Şaka yapıyorum, şaka. Hey çocuklar, hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz babacığım. Merhaba Sinan amcacığım. Oo Cansucuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. İyi ki doğdun canım dostum. Nasıl, beğendin mi sürprizi? Ya çok şaşırdım. Sen de hiç çaktırmadın ha. O zaman sürpriz olmazdı. Kardeşim genç kız olmuş. Evet abicim, sonunda kabul ettiniz. Tekrar nice mutlu yıllara prenses. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok güzel gidiyorsun bu kadar. Ya çok güzel olmuşsun, bayıldım. Oldum değil mi? Biliyorsun bugün büyük gece var. Evet. Bu gece çok önemli. Çok heyecanlıyım. Kızlar. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Yok canım, gürültüden. Yoksa sizden bir şey saklayacağımız yok. Şaka yaptım canım. Aşkım. Hadi biz dans edelim. Sonra Çağla'cığım ya. Ay Burak, sana da bir haller oldu bugün. Yorgunum Çağla. Tamam. Kızlar, hadi biraz eğlenelim ya. Olur. Olur. Thank you.
Deniz nerede? Gelmeyecek mi? Bir şey mi oldu yine? Hayırdır abiciğim? Yok bir şey abiciğim. Kapatın konuyu. Neden? Dün her şey çok iyiydi. Her şey bitti. Oğlum neden ama? Çünkü bana yalan söyledi. Koray'la gerçekten birlikteymiş. Ve bu benim ona verdiğim son şans. O yüzden başka bir şey sormayın. Ben bir bakayım. Deniz nerede acaba? Hiçbir şey sorma Çağla. Bu sefer kesin ayrıldılar. Şaşırmadım o fotoğraflardan sonra. Volkan bunu kaldıramazdı. Sen nereden biliyorsun? Tüm sosyal medya sallandı Burak'cığım. Koray'la gerçekten birliktelermiş. O samimi pozlar falan. İnsanların özel hayatını didiklemeye bayılıyorsun Çağla ya. Volkan bizim arkadaşımız Burak. Şu an belki üzülmüş olabilir ama Deniz'in gerçek yüzünü gördü. Eda'cığım, bu benim hediyem. Umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Aslı'cığım, bizi kırmayıp geldiğin için teşekkürler. Bunu benim için mi çizdin? Çok teşekkür ederim. Bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Hatta buradaki bütün kızlardan daha güzelsin. Hatta benden bile. Teşekkür ederim. Bu güzellikle artık bir selfie çekeriz. Çekiyorum. Hadi Aslı gülürse sana. Evet, çok güzel. Dans edelim mi? Abi, hadi siz de bize katılın. Dans edelim mi? Tabii. Aslı, dans edebilir miyiz? Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan.
benim güzel misafirim. Sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan donan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Yalan dolan, püskül belam, derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Bence Aslı hala ona karşı bir şeyler hissediyor. Yoksa hayatta gelmezdi. Bıraksın bu Eda ayaklarını falan. Aslında Deniz'den iyidir biliyor musun? Aslı giyinip süslenince bir şeye benzemiş. Volkan için de bayağı bir hazırlanmış. Bence bu geceden sonra kesin barışırlar. Çağla. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Derde salan. Var bir yaşanmışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Daha iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Ya daha çok erken. Tamam, geliyorum. Canım, babam gelmiş. Ya bir de o kadar erken gelme dedim, of ya. Olsun canım, geldin ya, boş ver. Hadi yine baş başa kaldım. Hadi öpeyim seni. Heh, görüşürüz canım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim bu gece için. Her şey çok güzeldi. Aynen, bence de. Herkes çok eğlendi. Sen peki? Ben de tabii ki. Bak ben. Benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum Edacığım. Öncelikle bu gece çok yakışıklı gözüküyorsun. Teşekkür ederim canım benim. Senin için hazırlandım.
Barış, ben senden çok hoşlanıyorum. Hem de çok uzun süredir. Eda. Eda, bak ben... Ya sen benim kardeşim gibisin. Başta da böyleydin. Bundan sonra da böyle olacak. Gel buraya ufaklık. Eda, üzgünüm. Bu konuşmayı hiç yapmadık varsayalım, olur mu? Sanırım. Rezil oldum Aslı. Keşke hiç konuşmasaydım. Artık yüzüne de bakamam. Bitti. Barış değil mi? Evet. Rezil oldum ya. Eda'cığım, ne olur üzme kendini. Sen çok cesur davrandın. Belki de ya bir anda böyle bir itiraf beklemiyordur. Sussaydı o zaman. Yoksaydı bu konuşmayı hiç yapmamış olalım dedi bana. Eda, biraz zamanı bırak. O da sana karşı bir şeyler hissediyorsa söyler zaten. Aslı bitti işte. Rezil oldum. Çok üzüldüm Eda'cığım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Daha erken oğlum ya. Malum yarın iş falan var. E biz de çalışıyoruz herhalde. İki gün çalıştı ya. Neyse, görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de artık gitsem iyi olacak. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Ben bırakırım ya seni. Yani biz seni bırakırız. Zahmet olmasın size. Taksiyle olmaz tek başına. Aslı, ben seni bırakırım. Gerçekten gerek yok. Ben kendim giderim. Olmaz o şey gerçekten. Ben seni bırakırım. Peki. Eda'cığım tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok güzel bir partiydi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çıkalım mı artık? Tamam. Ben Aslı'yı bırakıp döneceğim. Görüşürüz. Biz o zamana kadar gitmiş oluruz. Ya çok yakışıyorlar. Umarım barışırlar. Bence de. Çünkü Deniz artık tarih oldu. Çağlan, biz de kalkalım. Yarın erken kalkacağım. Of, tamam Burak. Sen de sıkıcı oldun işe başladığından beri. Görüşürüz Eda'cığım. Görüşürüz. Hadi canım görüşürüz. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Çok güzel bir doğum günü oldu değil mi? Çok. Ya ben Eda'nın ilk girişini göremedim ama eminim çok şaşırmıştır. Hem de nasıl? Bu arada sana tekrar teşekkür ederim. Senin benim için yaptıklarının yanında. Bu arada fotoğrafları gördüğümde iki yanımdaydın. Yani sen yanımda olmasan kötü şeyler olabilirdi. Gece de iki yanındaydım. Teşekkürler. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Burak, biraz yavaş git istersen. Yavaş gidiyorum zaten Çağla. Sanki acil bir yere yetişiyormuşsun gibi kullanıyorsun. Tamam, yavaş geldik zaten. Tamam. Farkında değilim.
gerçekten iyi olduğuna emin misin? İyiyim dedim ya Çağla. Yorgunum sadece. Tamam. Üstüne gelmiyorum. Teşekkür ederim aşkım. Bak yarın bir şeyler yapıyoruz. Çok ihmal ettin beni ona göre. Bakarız. İyi geceler. Sana da. Sen artık çok olmaya başladın Burak. Nerede kaldın? Niye bu kadar geciktin? Sana ne? Ne demek sana ne? Basbayağı sana ne işte? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruma cevap verir misin? Ya partiden çıkıp direkt eve geldim işte. Asıl sen nereden çıktın? Ben çıkarken hala partideydin. Biraz hızlı gelmiş olabilirim. Ya biri görecek, ne istiyorsun? Sana söylediğimi düşündün mü? Evet düşündüm. Sana yardım falan etmeyeceğim. Hayır, onu değil. Diğer söylediğim. Benimle alay etmeyi bırakır mısın artık? Ben seninle alay falan etmiyorum. Sana verecek bir cevabım yok. Aslı. Ya bırakır mısın beni? Neden böyle davrandığını biliyorum. Çünkü sen de benden hoşlanıyorsun. Hayır, senden hoşlanmıyorum. Hmm.
Benden hoşlanıyorsun. Hem de çok. Günaydın. Bir şey mi istediniz? Yok, ben bir şey istemedim ya. Ben zaten hemen çıkıyorum. İyi günler. İyi çocuklar. Biraz kuvvet. Neden böyle davrandığını biliyorum. Sakın. Sakın kendini kaptırma Aslı. Nerede kaldı bu ya? Sabahın altısından beri buradayım. Benden önce çıkmış olamaz herhalde. Uyandın mı kuzum? Uyandım anneciğim. Akşam konuşamadık. Doğum günü nasıl geçti? Güzel geçti. Ben seni beklerken uyuyakalmışım. Sonra bir korkuyla bir uyandım. Daha gelmedin mi diye. Bir baktım mışıl mışıl uyuyordun canım. Seni uyandırmak istemedim anneciğim. Bıraktılar değil mi eve kadar? Bıraktılar, bıraktılar. Tatlım. Neyse benim çıkmam lazım. Aslım kahvaltı etmedin daha. Ama bak kızıyorum. Böyle her gün kahvaltı etmiyorsun. Arkandan kovalayan mı var erken erken çıkıyorsun çocuğum? Anneciğim ben geç bile kaldım zaten. Hadi görüşürüz. Tamam. Ye bir şeyler bak üzülüyorum ha. Tamam. Aynı iş yerinde onu görmek zorundayım. Ne yapacağım ben? Hayır başka iş baksam o zaman Volkan'ı ne diyeceğim? Kör mü bu ya? Hop! Şşt! 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 Güzelim bak bir. Nereye böyle ya? Analar neler doğuruyor be. Şşt! Yavrum! Şşt! Bana bak! Hey dur dur dur! Benim.
Ne yapıyorsun ya? Az kalsın yiyordun kafana taşı. Tamam ya, sinirlenme hemen. Şaka yaptım. Şakaymış. Ya yüreğim ağzıma geldi. Ya seni bu kadar korkuttum mu ben? Gerçekten özür dilerim. Yani bu kadar korkacağını tahmin edemedim. İyiyim ben. Hadi birlikte gidelim. Yok, ben kendim giderim. Hadi, kaç saattir seni bekliyorum. Hadi. Ya. Hadi bin arabaya. Kahretsin ya. Eğil. Ne oluyor ya? Babamın arabası. Ya inşallah içinde değildir ya. Halil abi arabada mı? Evet. Saklan iyice, saklan. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Arabayı yıkatmaya gitmiştim, oradan geliyorum. Sabah sizinkini de götürecektim ama erken çıkmışsınız. Ya evet. Bugünlük öyle oldu. Başka zaman artık. İyi günler. İyi günler. Uf. Az kalsın yakalanıyorduk. Senin yüzünden saklanmadığım insan kalmadı Burak. İtiraf et. Benimle çok eğleniyorsun. Çok. Bak, gülümsedin. Haklıyım değil mi? Hayır, gülmedim. Güldün. Hayır. Niye bu yola girdin? Kulübe buradan gidilmiyor ki. Kulübe gitmiyoruz ki. Ne demek kulübe gitmiyoruz? Nereye gidiyoruz o zaman? Seni kaçırıyorum. Ya ne kaçırması? Saçmalama Burak. Benim seninle macera yaşayacak vaktim yok, anlıyor musun? Lütfen beni işe bırak. Vallahi sen bana inanmıyorsun ama ben bu sefer gayet ciddiyim. Burak, arabana bindiğime pişman etme beni. Ya bak, sana söz veriyorum. Gerçekten bu sefer çok eğleneceğiz. Ha, istemiyorum. Burak, duyuyor musun beni? Ya sen ne güzel söylüyorsun adımı öyle ya. Bir daha söylesene. Bak, yine güldüm. Bak, bu sefer de inkar edemezsin. Hoşlanıyorsun değil mi sen de benden? Hayır. Hayır mı? Hoşlanmıyorsun yani, öyle mi? Hoşlanmıyorum. Hoşlanmayacağım da. Hoşlanmıyorsan da hoşlanacaksın. Çünkü bunun için ne gerekiyor sevgilim? Burak, durdurur musun arabayı? Benim gerçekten işe gitmem lazım. Bugün izinlisin. Sıkıntı yapmana gerek yok. İzinli mi? Hayır, ben izinli falan değilim bugün. Ben izin veriyorum işte. Şu ukala tavırların beni deli ediyor. Bana deli olduğunu biliyordum işte. Niye inkar ediyorsun? Şu esprilerin beni gerçekten öldürüyor Burak ya. Vay, daha ilk günden beni deli ediyorsun. Ben sana ölürüm lan falan. Olsun. Bak, en azından seni güldürebiliyorum ki. Pek kolay bir şey değil. Burak, gerçekten işe gitmem gerekiyor. Ya benim için izin almanı falan da istemiyorum ayrıca. Ben sevmiyorum bu tarz şeyleri. Bugün için bunu yapamam artık. Ama tamam bak, bir daha olmaz. Tamam mı? Neyse, aç mısın? Hayır, değilim. Bu demek oluyor ki açsın. Ben de öyle düşünmüştüm. Zaten ben de açım. Önce bir kahvaltı yapalım. Önce mi? Sonrası da mı var? Olmasını ister misin? Sen bana fikrimi sormuyorsun ki. Zaten kendi planını yapıp uyguluyorsun. Tamam. Önce bir benzin alalım da daha yolumuz uzun.
buradan? Nereye gidiyoruz? Çok az kaldı. Sürpriz. Şarjım bitti acaba? Ben ödeyip geliyorum. Bir şey istiyor musun Aslıcığım? Hayır. Arayacaktım. Öldüm meraktan. Gonca. Ben Burak'layım. Ne? Ya ne işin var kızım onunla? Ya ne bileyim kahvaltıya gidelim dedi. Ben de anlamadım. Kahvaltı mı? Bir buluşma yani. Kızım şu an resmen çıkıyorsunuz siz. Ya Gonca ne çıkması? Saçma sapan konuşma. Çağla'yı unuttun herhalde. Anladım. Sınıma kafayı takıyorsun. Takma bence. Yakında terk eder onu çünkü. Ay neyse geliyor. Kapatmam lazım. Tamam haber ver bana yine. Umarım beğenirsin. Yani senin çizdiğin kadar güzel değil ama... baktıkça beni hatırlarsın. Bu ne ki? Hatırlanmam mümkün değil. Çok şirin ama baksana. Oyuncak yani. Oyuncak çok şirin.